Beşir'e mağfiretin ve ecrin kerim. İnna nahnu nuhil mevta ve nektibu ma gaddemu asarihum. Ve külün şeyin ehseyna fi imamin mubin. Sadakallahul azim. El Fatiha. Amin. Başını sen olsun. Başını sen olsun. Gitmeyelim. Sen kendini iyi hissedince gelirsin, olur mu? Yok, dur, olmaz. Lütfen. Sen annesini de eve bırakın siz. Tamam. Abi, ben şirketten araç ayarladım, bırakacak. Kartezini bit, tamam? Anneciğim. İnsan sevdiğini kaybedince üzülür. Bir daha hiç gülmez mi? Yok canım, olur mu öyle şey? Güler. Ama zamanla. Zaman her şeyi iyileştirir Turna. Annenin de zamana ihtiyacı var. Ama bak, biz varız yanında, biz onu seviyoruz. Sen varsın sonra, bundan sonra sen onun yüzünü güldürürsün. Ben nasıl güldüreyim ki? Çok üzgün. Ama senin için gülecek. Senin mutluluğun için. Seninle bağlanacak hayatı. Seninle acılarını unutacak. Sinan.
Sinan. Ben sana söylemiştim. Beni tanımasaydın daha mutlu, daha uzun bir hayatın olabilirdi diye. Ben ölüyordum Sinan. Ben durmasız ölüyordum. Sen beni uçurma kenarından geri döndürdün. Elimden tuttu. Yanımda durdu. Ama hayat acımasız. Şimdi durma yanımda, sen yoksun. Bir eksik. Keşke bu da bana söylenen bir yalan olsun. Çıkıp gelsen bir yerden. Ha? Gelmez misin? Bu hayatta çok az insan senin beni sevdiğin gibi sevdi. Yanımda olduğun için, sevgin için çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Başın sağ olsun. Allah kalanlara sabır versin. Kocam benim hayatımı kurtardı. Oğlumun hayatını kurtardı. Onun mezarına gelmeyecektim de kime gelecektim? Sizin yüzünüzden öldü. Kimin yüzünden öldü kavgası vermeye gelmedim buraya. Oraya girersek çeteli uzun. Orayı konuşmayalım. Orada yatan senin kocandı. Benim ve oğlumun hayatını kurtardı. Ben ona teşekkür etmeye geldim. Sen ne istiyorsan söyle, ne istiyorsan yap. Ben sana bir şey diyemem zaten bu saatten sonra, ne diyeyim yani. Çok kıymetli bir şey yaptı. Adam gibi adamdı senin kocan yani, onu diyeyim gerçekten. Başın sağ olsun.
Melek nasıl? Umrunda mı? Umrumda. Umrumda ama... senin yanında iyi olduğunu biliyorum yani. Ne yapalım, aldığını bildiğini kuldan mı saklayacağım yani? Melek seni seviyor. Ben gördüm depoda. Senin için gözyaşı döktüğünü gördüm. Anne dediğini gördüm. Duydum yani kulağımla. Küçücük avuçlarıyla yüzünü nasıl sarıp sarmaladığını gördüm. Okşuyor, seviyor, bir şeyler söylüyor. Hele öyle bir şey söyledi ki gittin geldin öteki tarafa. Canımsın sen benim canım dedi. Öyle dediğini duydum. Gördüm ben hepsini. Tamam, inatçıyız. Deli doluyuz. Ağzımız da bozuk ama kör değiliz be Zeynep. Diyeceğim o ki... Melek sende kalsın. Ne? Ya duydun ne dediğimi, bir daha söylettirme işte. Melek sende kalsın. Ben yıldım artık bu itiş kakıştan yani. Bak eninde sonunda oraya gidiyoruz. Melek seni seviyor. İzin verdim ben. Kalsın. Ama bir şartım var. Anlaşıldı. Buraya pazarlık yapmaya geldim. Pazarlık mazarlık, sen ne dersen de benim derdim değil artık. Ne istiyorsun? Melek. Sen de kalsın. Sen de Cengiz'den şikayetçi olmaktan vazgeç. Bunu kabul edeceğimi mi düşündün? Neden kabul etmeyeceksin ya? İntikam mı istiyorsun? Adalet istiyorum. Adalet istiyorsun. E sen de benim çocuğumu kaçırdın. Bu adil miydi Zeynep? Ömrünün sonuna kadar intikam peşinden koşacaksın da... ben de kucağımla çocukla oradan oraya mı koşturayım? Ne yapayım yani? Tamam istiyorsan yapayım. Orada kalırız, burada kalırız. Biz bir yol buluruz zaten ya. Bizim kaybedecek neyimiz kaldı? Kalsın diyorum Melek ya. İzin verdim işte. Sen onu sev. O da seni sevsin. Bu ömür anca böyle geçecek çünkü. Biz birbirimizin yakasını bırakalım artık Zeynep. Ben çok yoruldum. Sen de çok yoruldun. Bak sen akıllı bir kadınsın. Sen benim de haklı olduğum yerleri görebilecek bir kadınsın. Yüreğinin ne kadar yandığını ben biliyorum. Sen meleksiz yapamazsın. Ben de Cengiz'siz yapamam. Ya Zeynep gitme, bak bana bir şey söyle. Bana bir şey söyle, ben buradan çıkınca ne yapacağımı bileyim ya. Tamam, annemle konuşacağım. Ne yapabiliriz bir bakalım. Gitmeyeceğim değil mi? Hiç buradan gitmeyeceğim. Hayır bir tanem. Hiç ayrılmayacağız artık. Hep burada kalacaksın. Sevindin mi? Çok sevindim. Sen de güldün. Sen mutlu olunca ben de mutlu oluyorum. Çok mutluyum. Anne. Hı. Sen ne zaman gelecek? Turna'm,
Hasan onlarla kalacak. Ama ben çok özledim onu. Ben siz ne yapacak? Ben ona bakıyordum. Anne. Ben en çok seninle kalmak istiyorum. Beraber olalım istiyorum ama o benim kardeşim. Götür beni anne onlara. Ya bana yaptıklarının aynısını ona yaparlarsa? Alo. Ne yaptın? Konuştun mu sizinkilerle? Konuştum. Yapabileceklerimiz var ama yapamayacaklarımız da var. Tamam, orasını ayarlarız bir şekilde. Sen söyle bakayım, kararın karar mı? Tamam. Konuştuğumuz gibi yapacağız. Güzel. Ama benim de bir şartım var. Benden öğrendiklerini bana satıyorsun yani Zeynep Hanım. Konuşmamız lazım. Buyur konuş. Yüz yüze konuşmamız lazım. Telefonda değil. Ne diyor? Bak, gereksiz işlere kalkışacaksan eğer, polis molis gibi falan, bunun sonunda ben çok pişman olurum ama sen de pişman olursun Zeynep. Şöyle, bak, polis çağırsaydım mezarlıkta da çağırırdım. Ben de anlaşmak istiyorum senin gibi. Bak, yanlış bir şey yapma. Dur be adam ya. Tamam, anlaşalım o zaman. Yarın buluşup konuşuruz. Bugün Sinan'ın duası var. Ne yapayım, nereye geleyim yarın? Neresi olsun? Kapat, ben arayacağım seni, söylerim neresi olacak diye. Ne oldu? Buluşalım diyoruz, tamam, nereye geleyim diyor, bir bilemedim. İyi ettin. Tamam ya, etraflıca bir konuşalım ya, sakata gelmeyelim. Abla, ne oldu? Anlaştık. Turna bizimle kalacak. Bir de onlara yakından ev tutacağız. Turna istediği zaman gidip Hasan'ı görebilecek. Ha, şahane. Bir de şimdi elin manyaklarıyla komşu olduk. Gamze. Anne. Canım, gel. Gel bir tanem. Hmm. Hasan gelmeyecek mi? Turna, Hasan bizim çok yakınımızda olacak. Sen istediğin zaman gidip görebileceksin onu. Ona bakamazlar. Hasan aç kalır. Ben gideyim. Bir tanem, dur. Bak. Ne olur üzülme, tamam mı? Sen üzülünce ben de çok üzülüyorum. Ben sana ne söz verdim? Bundan sonra hep birlikte olacağız. Hiç ayrılmayacağız demedim mi? Bak, tuttum sözümü. Artık birlikteyiz. Sana söz veriyorum. Bak, bunu da çözeceğim. Ama sadece birazcık zamana ihtiyacım var. Hasan'ın iyi olmasını sağlayacağım. Senin yüzünün gülmesini sağlayacağım. Ama sadece birazcık zamana ihtiyacım var. Tamam, ne olur bana izin ver biraz. Şimdi gitme, ne olur. Canımsın benim canım. Canımsın benim canım. Annem nerede? Yan bahçede. Canım, anneannenle konuşup geliyorum, tamam mı? Turnam, hadi gel oturalım. Gel. Oğlum. Bir tat bakalım. Olmuş mu? Önce üfleyeyim mi ama? Tabii tabii, sıcaktır kuzum. Aynı Sakar teyzenin yoğurt çorbasına benzemiş. Aa, kimmiş o Sakar teyze? Sensin.
sana şimdi bir tatlı yapalım mı? Yapalım. Süt var mıdır burada acaba? Ben bir bakayım. Bak bakayım çocuğum. Ne yapacağız tatlı? Muhallebi. Hasan seviyor ya. Ama Hasan burada olmayacak ki. Evet ama anneannecin buraya yakın bir ev tuttu ya onlara. Artık komşu oldunuz kuzum. Keşke sen de yanımızda olsa. Ben onu çok merak ediyorum Sakar teyze. Ama olsun, annem bana bir söz verdi. Hasan da koruyacak beni de. Tabii kuzum, tabii koruyacak. Hepimiz koruyacağız. Yeter ki sizin yüzünüz gülsün. Yeter ki çocukların yüzü gülsün. Gül bakayım, hani o dişler? Yerim seni ben kuzum. Canım. Belki annem Hasan'la gelir. Belki gelir. Geldiler. Koşma, koşma. Anne, Hasan yok mu? Turna konuşmuştuk ya bunları. Tamam konuşmuştuk da belki gelir diye düşünmüştüm. Yani neyse zaten bize yakın olacak değil mi? Evet canım, onlara çok yakın bir ev tuttum. İstediğin zaman Hasan'ı görebileceksin. Neyse ben Sakar teyzeme yardım edeyim. Zeynep, kızım benim sana bir şey söylemem lazım. Siz o depodayken ben şölelerin evine gittim. Şöyle de Turna'ya benim yalanımı söyledi. O yüzden de Turna bana çok kırgın ve çok kızgın. Benimle konuşmuyor. Muhallebi bizde oluyor. Çok sevecek Hasan. Çok sevecek ya ama. O burcuğum benim. Turna. Anne, biliyor musun? Hasan'ı muhallebi yapıyoruz. Şey, biraz seninle konuşalım mı? Olur, tamam. Sen anneannene mi küstün? Hmm. Haklısın. Haklısın. Ben de küsmüştüm ona. Hatta çok kızdım bu yaptığından. Ama işte... bazen anneler de hata yapıyor. Hani çocuklar hata yaptığında anneler affeder ya. Bazen de çocukların affetmesi gerekiyor. Turna. Bak, çok şey yaşadık. Ama artık mutlu olacağız. Unutalım mı bunların hepsini ha? Affedelim herkesi. Geçsin gitsin. Biz seninle yeni bir ev tutarız. Okula gidersin sen, ben işime giderim. Akşam evde buluşuruz, ödevlerine yardımcı olurum. İstersen masal okurum. Ha? Ama Hasan'ı da görmeye gideceğiz değil mi? Tabii. Hatta diyorum ki bazı geceler alırız onu. Üçümüz uyuruz. Olur. Ben artık anneanneme küs değilim zaten. Gel. Gelebilir miyiz? Tabii, gel. Sana bir misafir getirdim. Turna sana bir şey söyleyecekmiş. Öyle mi? Ben senden küsmedim ki anneanne. Ben senden barıştım.
canım. Çok teşekkür ederim Turnacığım. Çok teşekkür ederim. Turnacığım, bak biz Hasan'ı buralara kadar getirdik. Daha da uğraşacağız. Hiç vazgeçmeyeceğiz. Hasan senin kardeşin. Kardeşini biz de seviyoruz. İnşallah bundan sonra uzun yıllar mutlu ve huzurlu yaşarız. Ben göremesem bile. Bak şimdi anne, niye böyle konuşuyorsun? Ne yapayım kızım? Düşünmeden edemiyorum. Hep aklıma geliyor. Turna'nın benden sonra sıkıntı çekmemesi için bir şey yaptım ben. Turna'yı da mirasıma dahil ettim. Bir tanem, hadi sen aşağı in, geleceğim ben de, tamam mı? Tamam anneciğim. Anne. Niye böyle bir şey yaptın? Zeynepciğim, ben sana ve Turna'ya çok haksızlık ettim. Biliyorum yaptıklarımın telafisi olmaz bu ama ben yine de bir şey yapmak istedim. Turna'nın bundan sonra iyi okullarda okuması, bu kadar sıkıntı çektikten sonra gün yüzü görmesi için bir katkıda bulunmak istedim. Siz de beni iyi hatırlar, İyade edersiniz belki. Anne sen beni kızdırmaya mı çalışıyorsun, ağlatmaya mı? Getir bakalım, dolaba koyalım birkaç tanesini. Bir tane daha koyalım. Tamam. Diğerleri de kalsın, ılık ılık yiyelim. Onlar da güzel olur öyle. Tamam. Oldu mu muhallebiniz? Oldu. Anne, Hasan gelmiş midir? Bilmem, belki gelmiştir, belki akşama gelir. Gidip bakalım mı? Şimdi mi? Hı hı. Tamam, olur. Yaşasın Sakar teyze, sen muhallebileri poşete koyar mısın? Ben arkama giriyorum. Tamam kız. Turna'nın Hasan'ı görmesi için benim her defasında Cengiz'le karşı karşıya gelmem gerekiyor. Ya adamın yüzünü görünce sinirlerim alt üst oluyor. Ben götüreyim istersen Turna'yla birlikte. Yok. İlk ben bir gideyim de hem bir göreyim çocuğa tavırları nasıl. Bir şekilde alışmam da lazım. Hadi koyalım şu muhallebileri bir yere. Ya nerede, torba var mıdır burada? Alacağım ben şimdi. Anne, miras ne demek? Miras, anneannen senin okulun için, ileride almak isteyeceğin şeyler için para ayırmış. Hediye gibi mi yani? Hediye gibi. Bir taraftan? Şöyle. Turnacığım niye yemiyorsun? Beğenmedin mi? Canım bir şey istemiyor. Ama yemen lazım Turnacığım. Beğenmediysen Asiye ablana söyleyelim, sana yeni bir şey yapsın, getirsin. Canım gerçekten bir şey istemiyor. Bir tanem ama yemezsen güçsüz kalırsın. Hasan için üzüldüğünü biliyorum ama güçlü olmalısın bak. Küçükken ben de üzülünce yemek yemezdim. Ama sonra hemen hasta olurdum, biliyor musun? Evet, Duru teyzen küçükken sık sık hastalanırdı. Ne kadar iştahsız olsa da bir tek neye hayır diyemezdi, biliyor musun? Neye? Muhallebiye. Siz ne yapmıştınız bugün? Muhallebi. Canım bir şey istemiyorsa
Ondan bir tane yiyebilirsin. Tamam. Asiye, dolaptan bir tane muhallebi getirir misin? Tabii Cahide Hanım, hemen. Tabii. Ye, biz yine yaparız. Hasan da çok sever. Yarın giderken ona da götürürüz bir tane. Eşim de atsa. Tuna, şimdi gidemeyiz. Ama yarın sabah gideceğiz, söz. Tamam. Ben odamda yiyebilir miyim anne? Tabii, nasıl istersen. Ben de yemeğimi bitirince gelirim yanına. İstersen masal da okurum sana. Olur. Ya kuzum benim, kendi burada, aklı kardeşinde. Ne yapsın? Annesiyle Cengiz'in ona bakamayacağını en iyi o biliyor. Anlaşılan Cengiz bu işi fazla zorlayacak gibi görünüyor. Siz yüz vermeye devam ettiğiniz sürece Cengiz daha çok zorlayacak anneciğim. Gamze, ben salak değilim. Ben de farkındayım Cengiz'in nasıl bir adam olduğunu ve inan bana hepinizden daha iyi tanıyorum onu. Hiçbirinizin görmediği yüzünü gördüm ben onun. Cengiz'in neyi ne kadar zorlayacağını, başıma nasıl bir bela olacağını gayet iyi biliyorum ama söyle bana ne yapayım? Ne yapayım? Turna'yı geri mi götüreyim onlara? Ya da Turna'nın bu kadar üzüldüğünü görerek ya çocuktur unutur mu diyeyim, ne yapayım? Şu an önemli olan tek şey Turna'nın kardeşini görebiliyor olması. İstersen kapatalım bu konuyu. Ne işin var burada bu saatte? Hasan'a getirdim. Verebilir miyim? Elinize sağlık. Afiyet olsun. Ben artık kalkayım. Aa, otursaydın Gül. Yok, kalkayım, ben Zeynep anneyi daha fazla yalnız bırakmayayım. Peki, yine gel ama, olur mu? Sağ olun, teşekkür ederim. Siz de buyurun, gelin. İnşallah. Abla. Efendim, Tuna nerede? Odasında değil mi? Odasında değil, diğer odalara da baktım. Bulamayınca ben de buraya geldim, buradadır diye. Allah Allah, nereye gitmiş olabilir ki? Ben biliyorum nereye gittiğini, Hasan'a gitti. Zeynep. Aa. Bak, seni o deli adamın evine tek başına göndermem kızım. Şimdi hep beraber gidip durumu daha fazla germeyelim. Ben hallederim. Sen de beni bekleme Zeynep. Anne yalnız kalmasın, ararım ben seni. Tamam, ama mutlaka ara. Dikkatli ol. Tamam anne. Çok mu sevdin Hasan sen? Hı? Biliyor musun? Ben seni çok özledim. Ben hep senin yanına geleceğim, tamam mı? Hiç bırakmayacağım seni. Beni bıraktın ama. Çok mu seviyorsun? Canımsın benim, canım dedin ya, böyle ağız dolusu. İlk zaten o defterde görmüştüm adını. Hani var diye küçük pembe bir defterin. Sevdiğin şeyleri yazdığın defter. Orada görmüştüm adını. Zeynep öğretmen diye. Anne yazmıyordu yani. Zeynep öğretmen yazıyordu.
çok üzülmüştüm biliyor musun? Hiç mi sevmiyorsun beni? Hiç sevmiyor musun? Ya ne işi var bunun burada? Sana tatlı getirmiş. Ya kızım başlarım tatlısından. Ben size ne anlattım? Ben size ne dedim ya? Tamam gider birazdan. Birazdan yok. Şimdi gidecek. Hadi kalk. Toplayacaksın yine bütün manyakları benim başıma. Hah. İtançomu hazırla. Tamam ben bakarım. Bakarım ben. Turna burada mı? Burada içeride. Turna. Bu nasıl anlaşma Zeynep? Ben sana anlaşmanın şartlarını anlattım. Daha ilk günden bu şartlara uymuyorsun bak. Beni arayacaksın, izin isteyeceksin. Ben izin verirsem geleceksin. Tamam? Eğer kardeşin görmesine izin verseydim bu saatte kaçıp gelmezdi. Sen orasını bana bırak. Turna. Turna. Annem geldi. Biraz daha senle kalsam olmaz mı? Bilmem. Onu annene sorarsın. Bak onun yüzünden kardeşini bırakıyorsun. İstersen burada kalabilirsin. Kardeşini de görürsün. Sen bıraktın onu. Hayır ben bırakmadım. Ben ona bakacağım. Oldu bakarsın. Ben ona kıyafetler alacağım. Elbiseler alacağım. Mamalar alacağım. Bakıyorum da bayağı havalara girmişsin. Sen Zeynep öğretmenine güvenirsen daha çok beklersin. Zaten sana bakıyor, bir daha seni takamaz peşine. Annem sana da bakar. Hem zaten benim kendi param da var. Anneannem bana hediye verdi. Miras. Ben de kardeşime hediye vereceğim. Miras mı? Anne? Abla, almışsınız Hasan'ı. Oh çok şükür, çok şükür. Bu gecelik. Dur sen Hasan'ın turnayı al yukarı çık geliyorum. Tamam. Çocuğu almanı hiç beklemiyordum. Ben de beklemiyordum. Cengiz insafa geldi. Yani turnayı getirmeye içeri girdi. Sonra Hasan da bu gece sizde kalsın dedi. Anlamadım ben de. Ama turna mutlu oldu en azından. Ama ben bittim. Ya adamın adını duymaya tahammülüm yokken günde 40 kere görmeye başladım yüzünü. Ama artık bir yola çıktın kızım. Evet de bunu sen istedin abla yani. Ben size söyleyeyim bunlar bizim iyi günlerimiz. O adama elimizi verdik kolumuzu kaptırdık bir kere. Gamze, bak sana masada da anlatmaya çalıştım ama belli ki anlamamışsın. Çok zor zamanlar geçiriyorum ve eğer bu meseleyi uzatmaya devam edersen kalbini çok kötü kıracağım. Zeynep'ciğim, sen yanlış bir şey söylemedin. Üzülme ne olur. Biz Gülnan'a mı gidelim? Bak şimdi. Ya Gamze'nin konuşmasına ne bakıyorsun? O da anlayacak bizi zamanla. Yok, en azından bu gece orada kalalım. Zeynep anne de çocukları görmüş olur. Hem de biz de Gamze'yle biraz uzaklaşmış oluruz. Peki kızım nasıl istersen. Ben gideyim bir de Turna ile konuşayım. Tamam. Sağ olasın Zeynep. Çocukları getirip gösterdin. Bunlar insanın ömrüne ömür katıyor. Onlar da sizi özlemişti.
Turna kardeşini görünce gözleri ışıldıyor. Turna kızım, o küçücük halinde sen niye çocuğu sallıyorsun? Ver annene, uyutsun. Ben alışkınım. Hep böyle zaten, hep uyutuyorum. Ben de söylüyorum ama dinlemiyor. İlla kendim uyutacağım diyor. Ama ben alışkınım. Hemen uyutabiliyorum. Zaten hemen uyudu. Götürelim içeriye uyanmadan. He? Olur, tamam. Hadi bakalım, dur ben alıyorum sen de. Anası babası bakmayınca ne yapsın çocukcağız? Küçücük yaşında annelik yapmış kardeşine. Oh, neler çekti şu çocuklar. Ah, insan hiç yanıyor. Neyse neyse anne, geldi geçti çok şükür. İnşallah, inşallah. Zeynep onları almakla büyük sevap işledi. Öyle. Ah anne, bak çocuk falan dedim, bana ilaçları unutturdun, aşk olsun. Gönül. Heh anne. Sana bir şey diyeceğim. Söyle anne. Allah affetsin. Benim oğlum da bu Cengiz musibeti gibiydi, ben biliyorum. Tamam tamam anne, ne olursun. Anne ne olur, ne olursun konuşmayalım bu konuları anne, ne olur. Lafımı bölme bak. Zeynep'le sana çok çektirdi biliyorum ben. Bakma. Söz kondurmadım ama işte kirpi yavrusuna pamurum diye severmiş. Gönül, ahirette hesap verirsin, ona karışmam. Ama beni evine aldın, baş tacı ettin. Torunun da sana çekmiş. Bu sabilere kol kanat gerdi. Allah sizden razı olsun. Sağ ol, sağ ol. Allah, Allah senden razı olsun anne. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Tamam, tamam. İlacım nerede, ilacım? Tamam, tamam. Yürüyüşe çıkmış anne, aradı da geliyor yolda. Ben iyi değil mi? Nasıl? Küçük küçük abla, lokma veriyorum anneciğim. Olur tamam, mu? Tamam, tamam. Dur, bırak çok onu, bırak. Ooo. Acıktın mı? Aç bakayım, aç bakayım, aç bakayım. Hop. Ay. Yavaş. Hadi. Hoppa. Bravo. Şimdi bak, bir tane daha yedireyim ben sana. Hadi bakalım. Hadi, aç ağzını bak. Bak şimdi. Uçak geliyor, 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 geliyor. Aa, derin. Zeyyo, kurban oldum. Peynir aldın mı kuzum sen? Aldım, aldım ben. Maşallah sana, maşallah. Anne. Günaydın. 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 Gelirken size simit poğaça aldım. Sağ ol çocuğum. Sağ ol. Allah razı olsun. Nasıl gidiyor? Çok iyi. Yedi mi? Anne bak, bak şimdi bak nasıl yediriyorum. Bak nasıl yiyorum seni. Uçak geliyor, 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 geliyor. Güzel. Anne nasıl yiyor, baksana. Sinan Hanım. Eşyalarını istemişsin de Zeynep'ciğim. Onları getirdiler. Masasında duruyordu bu fotoğraf. Elim yüzümü yıkadım. Poğaça vereyim mi çocuğum? Olur. Al kuzum. Sen?
Ablacığım biraz da gel bakalım. Tamam. Bu çayı. Gel bakalım. Efendim? Gülün Hanım yanınızdaysa lütfen belli etmeyin. Zeynep yanınızda mı şu an? Evet. Size önemli bir şey söylemem gerekiyor. Ayrı bir yere geçebilir misiniz? Tamam. Ben sizi sonra arayayım olur mu? Tamam. Ay ben sana çay doldurayım yavrum. Simit bu yeri parçaklamak. Ben şey yapmadım. Ben geliyorum, siz yiyin. Siz yiyin. Geleceğim, hemen geliyorum ben. Çiğimi çok sevdi. Alo Ali. Bir şey mi oldu? Zeynep'le buluştum bu sabah. Benden bir şey rica etti. Dün gece bir rüya görmüş. Biliyorum. Şüphelendi demek. Yangın meselesini kurcalamaya başladı. Yangının sizin çıkardığınıza inanmıyor sanırım. Ne söyleyeceksin peki? Ne söylememi istersiniz? Şimdi bildiğini bilsin yeter. Peki dosyayı buldum, yangın lambadan çıkmış derim. Böylece meseleyi daha fazla kovalamaz. Sağ ol. Rica ederim. Mis. Gönül baksana ne güzel bakıyor kardeşine. Oy maşallah. Doydunuz mu bakalım? Ben gerçekten doydum. Hasan bile doydu ya. Hocam bile doydu. Afiyet olsun yavrum. Anne Hasan'ı parka götürelim mi? Olmaz bir tanem, götüremeyiz şimdi. Neden? Annesine geri götürmemiz lazım. Anneciğim lütfen Hasan biraz daha burada kalsın. Üzme beni bir tane, ne olur bak yapma böyle. Ha? Anne, ama lütfen. Tamam. Nasıl olsa bir daha göreceğim değil mi? Göreceksin tabii ki. Hem söz veriyorum, bir dahaki sefere beraber parka da gideceğiz. Gideceğiz. Akıllı kızım benim. Hadi yavrum sütünü de iç, bak duruyor o süt. Hadi. Bir dahaki sefere saçlarınıza şöyle güzel bir bakım yapalım. Biraz zayıflamışlar. Zayıflamazlar mı? Öyle şeyler gördü ki o saçlar. Alo. Alo Şule, müsait misin? Yani pek değilim aslında. 10.000 bakıma girdim. Efendim? Kuafördeyim. Hasan için aradıysan bir saat sonra evdeyim, getirebilirsin. Tamam, bir saat sonra Hasan sizde. Alo. Efendim. Geç kalma, bak Cengiz kızar biliyorsun. Tamam, geç kalmam. Saatinde getir, tersi kötüdür Cengiz'in biliyorsun bak. Alo. Alo. Kapattım eminetsiz. Efendim? Sana demedim, sen işine bak. Sonunda prensesin annesi gitmek zorunda kalmış. Ama gitmeden evvel kızına 3 tane kutu bırakmış. Demiş ki, birinci kutuyu açarsan içinde umut var. İkinci kutunun içinde sevgi var. Onları istediği zaman aç. Ama 3. kutuyu sakın açma. Gel zaman git zaman prenses büyümüş. Umut istediği zaman 1.'yi, sevgi istediği zaman 2.'yi açmış. Ama aklı
Bu hep üçüncü kutudaymış. İçinde ne var? Ne var içinde? Ne var, ne var, ne var? Sonunda dayanamamış. Anasının açma dediği kutuyu açmış. Yangında sesler. Hadisenin meydana geliş biçimi, olay mahallinde elde edilen deliller incelendiğinde yangının elektrik kaynaklı olmadığını tespitlemiş. Yangının şüpheye yer bırakmayacak şekilde aksiyonun kibrit kullanılarak gazdan çıkarmış. Kibrit. Çıkmayacaksın demedim lan sana! Çıkmayacaksın demedim! Çünkü üçüncü kutunun içinde gerçek varmış. Benim yüzümden. Ben yaptım. Evi ben yaktım, babamı ben öldürdüm. Benim yüzümden. Hepsi benim yüzümden.